Poyraz. Poyraz. Ne yapıyorsun hadi? Siz gidin. Gidin gidin. Teyze neyin var? Bekliyorum be evladım. Neyi bekliyorsun? Ölümü bekliyorum. Sevgili yaşlı kardeşlerim. Dinleyin beni. Dinleyin. Hepimiz ölümü bekliyoruz. Ben bizzat öldüğümden biliyorum. Korkulacak bir şey değil. Değil. Mesela benim ölümüm benim için büyük ama insanlık için küçük bir olaydı. İnsanlık için küçük. Bu insanlık nerede? Bu insanlık nerede? Ah evladım. İnsanlık mı kaldı? İşte bey amca haklı. Buradaki bey amca haklı. Haklı. Doğru söylüyor adam. Haklı. Maalesef elimizde kalan son insanlığı da bakkal Fuat Efendi veresiye defterine yazmak suretiyle emekli Türkçe öğretmeni Nebahat Hanım'a satmış bulunduğundan ne yazık ki elimizde hiç insanlık kalmadı. Hepsi bitti. Son kullanma tarihi geçmiş, bozuk olan insanlığı. Hepimiz sevdik. Eşimiz, dostumuz, evladımız oldu. Yemedik, yedirdik. Uyumadık, uyuttuk. Aç kaldık, aç. Doyurduk. Ama bu nankör insanlık hepimizi sırtından bıçakladı. Hepimizi sırtımızdan bıçakladı. Sevgili yaşlı kardeşlerim, sizlerin de şahit olduğu gibi insanlık çok feci ölmüş durumdadır. Bu insanlığın gözü çıksın evladım. Çıksın be amca, çıksın. Bu insanlığa lanet olsun amcacığım. Gözü çıksın, yerin dibine batsın bu insanlık. Nihayet insanlık dövüldü. Haber aldığımıza göre uzun zamandır amansız bir hastalıkla pençeleşen insanlık dün hayata gözlerini yummuştur. Evet, insanlık artık aramızda yok. İnsanlık artık aramızda dolaşmasa bile hatırası gönüllerde yaşayacak. Ve çocuklarımız bizden bir zamanlar insanlığın olduğunu, bizim gibi nefes aldığını, ızdırap çektiğini öğrenecekler. İnsanlığın güzel ve çekingen yüzünü ben de görür gibi oluyorum. Evet sevgili yaşlı kardeşlerim, sakın, sakın umudunuzu kaybetmeyin. Sakın, insanlıktan payını alamayanlar için. O zaten böyleydi. Bu kadar uzun yaşamasına şaşılıyordu. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. İnsanlığın yeri asla doldurulamayacak. Asla. (Gülüyor)
Poyraz. Neredesin sen ya? Gazeteciyi kaçırdılar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.